Sayın Genel Başkanım, ben böyle güzel bir fotoğrafı sizinle tamamlamak isteriz efendim. Coşkuyla, alkışla Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sizlere takdim etmekten onur duyuyorum. Özgürlüğün, adaletin ve ahlakın öncüsü, hukukun üstünlüğünü savunarak sonuna kadar mazlumların yanında olan, Türkiye'de zapt edilemeyen tek kale olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Efendim, hepinize merhabalar. Saat 5'te benim Beşiktaş'ta olmam gerekiyordu. Kısa bir konuşma yapacağım. Bugün 19 Mayıs 1919'u kutladığımız bir gün. Cumhuriyetin hangi koşullarda kurulduğunu çocuklarımıza yeteri kadar anlatamadık. Hangi şartlar altında kuruldu Türkiye Cumhuriyeti Devleti? Sanıyorlar ki bütün imkanlar vardı ve biz Cumhuriyeti kurduk. Cumhuriyetin kurulduğu yıllara kısaca sizi götürmek isterim. 1920'li yıllarda okuma yazma oranı kadınlarda 1/8. 1000 kadından ancak 8'i okuma yazma biliyor. Erkeklerde okuma yazma oranı %6. Bazı araştırmalara göre %7, bazılarına göre %8. 100 erkekten en iyi koşullarda 8'i okuma yazma biliyor. Fali Rıfkı Atay Çankaya kitabında anlatır. Der ki, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında giderdik Ankara garında beklerdik. Eğer trenden kravatlı birisi inerse, fötr şapkalı birisi inerse kesin bu okuma yazma biliyor, alıp bunu götürelim devlet dairesinde memur yapalım diye anlatır. O şartlarda kuruldu Türkiye Cumhuriyeti. Deniyor ki efendim matbaa bize çok geç geldi. Matbaa erken gelseydi kim kitabı okuyacaktı? Kitap okuyan yoktu. Ama ne yaptı Gazi Mustafa Kemal Atatürk? İlk yaptığı iş eğitime önem vermektir. Millet mekteplerini kurdu. Köy enstitülerini kurdu. Üniversiteleri geliştirdi ve üniversiteleri kurdu. Ve okuma yazma oranını artırmaya çalıştı. Bugünkü Türkiye'yi biz Cumhuriyeti kuranlara borçluyuz. O Cumhuriyeti kuranlara herkesin borçlu olduğunu hiç kimsenin unutmaması lazım. Bugün belli makamlarda oturuyorlar. Kimi cumhurbaşkanı, kimi başbakan, kimi bakan, kimi rektör, kimi siyasal partilerin genel başkanları. Bizi buraya kim getirdi? Bizi buraya cumhuriyeti kuranların uyguladıkları devrimler, uyguladıkları yasalar getirdi. Kadın erkek eşitliği, 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Yunanistan'dan önce, İsviçre'den önce, Fransa'dan önce verildi. Kadın erkek eşitliğini hala savunuyoruz ama hala bazı kafalara bunu sokamadık. Ama onlar da anlayacaklardır. Kadın da erkek de bu toplumun eşit yurttaşlarıdır. Herkesin bilmesi lazım. Cumhuriyeti kuranlar ne özverilerle cumhuriyeti kurdular? Büyük özverilerde bulundular. Hangisinin malı var, mülkü var? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bakın. Bütün mal varlığını devlete verdi. Türk Dil Kurumu'nun, Türk Tarihi Kurumu'nun oluşumuna, gelişmesine kendi dilimiz yoktu. Türkçeyi konuşamıyorduk. Sarayın dili ayrıydı, halkın dili ayrıydı. Bütün bunları açtık. Bütün bunları açtık ama hala ve hala bazı çevreler Cumhuriyet'ten intikam alırcasına belli uygulamaların içinde oluyorlar. Ve emin olun bu beni derinden üzüyor. Sizi üzdüğü gibi beni de derinden üzüyor. Biz tarihimize bağlı olmak durumundayız. Tarihimize, geleneklerimize, örfümüze, adetimize bağlı olmak durumundayız.
Geçmişte bu ülkeye kim hizmet etmişse, kim ama kim, hiçbir ayrım yapmadan herkesi saygıyla anmak durumundayız. Zübeyde Hanım, ne alıp veremediğiniz var sizin Zübeyde Hanım'la? Ne alıp veremediğiniz var? Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ne alıp veremediğiniz var? Onun yaptığı devrimler sayesinde oturuyorsunuz o koltuklara. Kendimden örnek veririm. Kendime örnek veririm. Doğu Anadolu'nun kuş uçmaz, gerçekten de kuş uçmaz, kervan geçmez bir köyünde doğdum ben. 7 kardeşiz. Üniversiteye gidip okuyan tek kişi benim. Ama Cumhuriyet'in sayesinde devletin en önemli makamlarına geldim. Milletvekili oldum. Şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partinin genel başkanıyım. Nasıl Cumhuriyet'i savunmam ben? En ciddi sorunumuz ne biliyor musunuz? En ciddi sorunumuz devleti yönetenlerin ahlaktan uzaklaşması. Bir daha söylüyorum. Devleti yönetenlerin ahlaktan uzaklaşması. Ahlak çok önemli bir kavramdır. Bütün inançların ortak temeli ahlaktır. Bir toplum ahlaktan uzaklaştığı zaman yozlaşmayla karşı karşıya kalır. Yozlaşan bir toplum iflah olmaz. Yozlaşan bir toplumda barış olmaz. Yozlaşan bir toplumda düşünceyi ifade özgürlüğü olmaz. Yozlaşan bir toplumda basın özgürlüğü olmaz. Yozlaşan bir toplumda mahkemeler adalet dağıtamaz. Bugün örneğini gördük. 19 Mayıs. Bayram sevincimizi bile kursaklarımızda bırakmak istiyorlar. Bir gazetenin üzerine her türlü baskıyla geliyorlar. Sözcü gazetesinden ne istiyorsunuz? Dik duruyor onun için. Onurlu duruyor onun için. Yazarları birilerinin önüne boyun eğmediler onun için. Aynı şey Cumhuriyet içinde. Cumhuriyet gazetesi içinde. 200 günü aşkındır Cumhuriyet gazetesinin yazarları hapiste. Bütün dünyanın bildiği ve isyan ettiği bir gerçek karşısında üç maymunları oynayan bir iktidar var. Üç maymunları oynayan. Böyle bir tablo askeri darbe dönemlerinde dahi yaşanmadı. Askeri darbe dönemlerinde dahi. Bir darbeyle karşı karşıyayız. Ama size sözüm söz. Asla ve asla bunların önünde diz çökmeyeceğiz ve boyun eğmeyeceğiz. Belediye başkanlarımıza da kısaca değineyim. Bizim bu belediye başkanlarımız adam olmazlar. Diyeceksiniz neden? Ya bulmuşsunuz bu kadar geniş alan. Niye vermiyorsunuz müteahhitler? Onlarca 20-30 katlı binalar yapmasın. Neymiş yeşil ağaca ihtiyaç varmış. Neymiş efendim vatandaş yeşillik istiyormuş, park istiyormuş. Evet, bizim belediyelerimiz böyledir. Bakın İstanbul'a. İstanbullu nefes almak istiyorsa Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu yere gider. Çünkü başka yerde nefes alamaz. Milli eğitim okul yapamıyor, biz yapıyoruz. Sadece Ekrem İmamoğlu yapmıyor bunu. Diğer belediyelerimiz de yapıyor. Eğer bizim belediyelerimizin bulunduğu alanda gece kondular varsa, bütün gece kondu bölgelerinde bizim kreşlerimiz var. Çocuklar güveni içinde, anneler çocuklarını getirir, kreşlere getirirler, oralara bırakırlar. Sizin istediğiniz, halkın istediği her talebi bizim belediyeler dikkate almak zorundadırlar. Onlara bir şey daha söyledim.
Hiçbir ayrım yapmayacaksınız. CHP'ye oy versin vermesin. Bütün herkese eşit hizmet götüreceksiniz. Öğrenci yurdu da yapıyoruz. Binlerce üniversite öğrencisi Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kurduğu yurtlarda kalıyor. Düşünün. 15 yılda yurt sorununu çözemediler. 15 yılda. 15 yılda. Ama sözüm var, CHP iktidarında bir yıl içinde yurt sorununu çözeceğiz. Bir yıl içinde. Bir yıl içinde bu ülkeye özgürlüğü getireceğiz. Bir yıl içinde kardeşliği getireceğiz. Bir yıl içinde onurlu duruşu bütün dünyaya göstereceğiz. Bir yıl içinde çok şey yapacağız. Çünkü biz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partiyiz ve o gelenekten geliyoruz. Hepinize en içten selamlar, saygılar sunuyorum. Parkınız hayırlı olsun diyorum. Umarım bir gün ben de torunumla beraber gelir, bu parkta sizlerle beraber gezer, konuşur, sohbet ederim. Hepinize en içten selamlar, saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Genel Başkanımıza. Sayın Başkonsolosumuzu buraya davet ediyoruz buradan. Sayın milletvekillerimizi, genel başkan yardımcılarımızı, meclis başkan vekilimizi, belediye başkanlarımızı, parti meclis üyelerimizi, lütfen parti meclis üyelerimizi de böyle alabilir miyiz? Lütfen buyurun. İlçe başkanlarımızı, il yönetimimizi böyle buyursunlar. Evet. Sayın Başkanım. Yüz binlerce metrekare yeşil alan, şırıl şırıl akan sular, İstanbul'un en önemli belediyelerinden biri Beylikdüzü Belediyesi'nde Yaşam Vadisi hayata geçiyor. Siz sevgili Beylikdüzü halkı için, halk için. Bu coşkuyu, bu gururu hep birlikte yaşıyoruz sevgili Beylikdüzü. Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'na ve değerli yöneticilere çok teşekkür ediyoruz. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun fedakarca çalışmaları sonucunda Yaşam Vadisi hayata geçiyor.